Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz tekrar Shatterpoint. Evet arkadaşlar, Shatterpoint yeni white paper ile karşımıza çıktı ve yeni demosuyla da karşımıza çıktı. Şimdi önce white paper'a bakacağız, ardından sizlere demoyu oynayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi NFT based bir oyun, bilmeyenler için söylüyorum. Free to play olacak oyunumuz. Bu free to play oyunda arkadaşlar RPG oyun olacak ve poligon üzerinde olacak. Yani Matic, sizin bildiğiniz kadarıyla Matic. Poligon üzerinde PvE ve PvP modu olan bir oyun olacak. Önceki videomuzu izleyenler zaten Shatterpoint'i biliyor. Fakat şimdi gelin bir bakalım, burada bir gameplay yayınlamışlar. Ama ben bu gameplay'i zaten sizlere göstereceğim için çok bakmayacağız. Şöyle bir geçelim. Bu gameplay videosu eski video mu diye bakıyorum. Eski videosu, tamamdır. Şimdi arkadaşlar play on diyor. İşte play to earn and play to win game olacak bu. Zaten mobile bir oyun bu arada. Available on mobile diyor. Hem iOS'ta hem de Google Play'de olacak arkadaşlar. Mobil marketplace'i de Firefox'tan, Safari'den ve Google Chrome'dan girebilirsiniz. Şimdi game lore'a gelirim arkadaşlar. Burada oyunun hikayesini anlatıyor. Bu hikayede arkadaşlar uzayda zamanın kırıldığından bahsediyor. İşte son kurtarıcılar olarak bizler varız dünyada. Shatterpoint'te. Shatterpoint kırılma noktasında bizler varız. Bizler de hero'larımızla işte dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gameplay'e geldiğimiz zaman PvE modu var. Campaign'ler var. İşte bu klasik alışmış olduğunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sırayla gidip bosslarla savaşıp bir sonraki map'e geçme olayı var. Onun ardından Regilia var arkadaşlar. Bu Regilia'da skirmish oluyor. Bu da yani biliyorsunuz ne kadar yaratık öldürürseniz içeride kaldığınızda wave olayını düşünebilirsiniz. Burada campaign levels'tan bahsetmiş. Bu campaign level'larda arkadaşlar görevleriniz oluyor. Sağ tarafta main taskleriniz oluyor. Onları yapıyorsunuz ve ödüller kazanıyorsunuz. Boss levels oluyor. Bu boss level'lar özel level'lar. Bu boss'ları öldürdükten sonra arkadaşlar daha özel skill'li itemler veya daha özel hediyeler kazanabiliyorsunuz. Burada skirmish levels demiş. Bu skirmish levels'ta arkadaşlar mobları defeat diyorsunuz işte. Birazdan oynayacağız zaten. Mobları defeat dedikçe işte item düşüyor onlardan. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Enemies kısmında da yaratıklardan bahsetmiş. Unique enemies'ler var. Yeni enemies'ler de eklenmiş oyuna. Onları da göreceğiz. Loot muhabbeti var arkadaşlar. Loot diyorsunuz ve en önemlisi de gördüğünüz gibi PvP muhabbeti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu PvP'yi biz çok oyunda duyuyoruz. Bir türlü başaramıyorlar. Bir türlü göremiyoruz arkadaşlar. 3v3 deathmatch olacak. Yani 3'e 3 deathmatchler olacak. Bakın gördüğünüz gibi gayet de güzel hazırlanmış durumda yani oyun. Şöyle bakın mesela. Dodge'ladı, gitti, geri döndü, vurdu falan. PvP sistemi de yani aktif bir şekilde karşımıza çıkacak metada gibi görünüyor arkadaşlar. Hero'larımızda gördüğünüz gibi Trevor'ımız var. Ben bunu seçtim bu arada. MechOverse komitesinden geliyorsanız Trevor'ı seçin arkadaşlar. Cher A var. Aslında şöyle bir kısaca özet geçmek gerekirse bunlarla alakalı. Trevor arkadaşlar eski bir paralı asker. Cher A zeki bir araştırmacı arkadaşlar bu. By Night bu çöpçüler, hani Mad Max falan film vardı, onu izlediyseniz. Çöpçü deniyor işte bunlar. Çöpçülerden arkadaşlar birisi. Bu Finlay arkadaşlar uzay admirali. Uzay komutanı. Satusu da başka bir dünyadan gelen bir misyonermiş arkadaşlar. Bunların kendine göre özellikleri tabii ki var. Biz Trevor'ı seçtik ama bunun ekstrasında şöyle aşağıya geleyim. Maximum player level 50 level olacak arkadaşlar. Base statları oluyor. Bakın every hero has 3 karakter base stats. 3 tane base statları oluyor. İşte bazı strength, bazı agility tarzında. Combat statsları var arkadaşlar. HP, damage, defense, accuracy ve evasion diye. Damage efektleri var. Elemental damage. İşte bunlar itemlerde oluyor. Fire varsa, iteminiz fire ise, ateşliyse fire damage atıyor. İşte buzsa buzlu, ice damage atıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu trade'ler var. Şimdi bu trade'ler arkadaşlar her zaman kalıyorlar. Şu trade'ler. Birazdan oyun içinde de gösteririm size. Bu trade'ler kalıyorlar. Bunları unlock edebiliyorsunuz. Ama bu trade'lerin özellikleri ne derseniz birçok özelliği var. İşte burada ne demiş? %5 şans to set enemy fire. Yani nasıl anlatayım size bunların hepsini? Bunlar pasif yetenekler. Aynen böyle daha doğru olur. Pasif yetenekleriniz var. Unique'ler turuncu görünüyor. Rare'ler mavi görünüyor. Common'lar normal görünüyor. Birazdan oyunda da görürsünüz arkadaşlar. Unique trade'ler arkadaşlar. Bakın mesela Trevor'ın özellikleri var burada. Shere'nin özellikleri var. By Night'ın var. Satuzun'un var. Scopefield'un var. Bakın mesela for the hit rate over %80 increase damage. Yani damage'inizi arttıran, aslında Trevor'ı seçmemin nedeni benim bunlarda. Blok şansı var. Tamamen atak bazlı bir hero olduğu için ben Trevor'ı seçtim. Hem atak hem de buffer gibi. Mesela Scopefield da normalde daha böyle tecrübeli bir asker aslında. Baktığınız zaman diyor ki heal self bind attacker poison enemy when getting hit. Yani ataktan, poison ataktan falan koruyor kendini. By Night mesela daha böyle
böyle tank diyebileceğimiz bir hero arkadaşlar. Tank oynamak istiyorsanız By Night oynamanız lazım gibi gibi burada özelliklerini vermiş. Abilities Runes arkadaşlar, bu da size ekstra özellik katan şeyler. Silahınızın da bir skill'i oluyor. Silahınızın skill'lerini atabiliyorsunuz arkadaşlar. Runelerden de skill yapıp skill atabiliyorsunuz. Mesela burada ne demiş? Fire Lash artı 2, bak vuruş artı 2. Bunu sonuna kadar basabiliyorsunuz veya Flurry gibi gibi. Bunların hepsini oyunda göstereceğim ben size birazdan. Çok detaylı bir oyun arkadaşlar. Merging var tabii ki de. Nedir merging? Common'la Common'ı birleştir. Rare yap, Rare ile Rare'i birleştir. Legendary yap, Legendary'i beğenmediysen iki Legendary'i birleştir. Tekrar bir Legendary yap gibi arkadaşlar özellikleri var. Equipment kısmında da item arkadaşlar. Herkesin kendine göre itemi var. Mesela bakın bunları takmış mesela kendine, ama burada itemi takarken yüksek, senin elindekinden yüksek diye gösterebilir ama her itemi de aslında kullanabiliyor her karakter. Okçu olacaksan okçu da kullanabilirsin. Assas da kullanabilirsin. Tabii ki bu sizin iteminize ve size kalmış durumda. İtemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Oklarımız böyle. Mızraklarımız var. Çift ellerimiz var. Baltamız ve normal kılıcımız var. Armor kısmında da yine güzel armorlarımız var. Bende şu set vardı önceki videoyu izlediyseniz. Legendary gear'lar var arkadaşlar. Bunlar Legendary NFT olarak çıkacak muhtemelen. Bilemiyorum o kadarını. Ama Legendary itemlerin hepsinden birer tane var görüyorsunuz ki. Şu yelpazede ok yerine geçiyor diye tahmin ediyorum. Utility boxes arkadaşlar. Bu boxları açarak mesela Legendary chest açtığınız içinden Legendary item çıkarabiliyorsunuz. Bunu da oyun içinde göstereceğim birazdan. Challenges kısmında da arkadaşlar günlük challenge'larınız var. Birisi daily challenge, birisi weekly challenge'larınız var. Daily'leri yaptığınız zaman size mesela bak 100 veriyor oyun içindeki tokenlar. Veya işte chest açtığınız zaman 300 veriyor. Bunlar weekly challenge. Hepsini tabii ki her hafta yapacağız arkadaşlar oyun çıktığı zaman. Oyun ekonomisine geldiğimiz zaman böyle bir açalım arkadaşlar. Bakın burada her şey aslında anlatmış bize. Bakın şurası PvP cycle. Şurası PvE cycle. Şurası da hero'nun investment diyor. Mesela PvE cycle'a geldiğiniz zaman hero level up, history levels, hero trade unlocks'da hem PvP'de var hem PvE'de var. Ama action kısmında repair equipment'da play single story mode diyor mesela. Story mode'da işte repair'ınızı sadece burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Reward'lara asıl önemli olan bize için PvE ile hero'nun investment aynı şey diyebiliriz. PvE kısmında arkadaşlar reward'larınız işte hero XP oluyor. Challenges, shards oluyor. Shards bizim token'ımız olacak bu arada. Achievements to claim hero and rune NFT's diyor. Yani rune NFT'sini ve hero NFT'sini de free to play oynayan insanlar alabilecekler arkadaşlar. PvP cycle'a baktığımızda da yine hero XP challenges var. Mesela bunu işte bu token'ı burada challenge diyebilip adamlarla kazanacağız arkadaşlar. Aynı şekilde burada da NFT verecek diyor. Ve PvP rank ve turnuvaları olacak. Ve SHA yani asıl token'ımız Shard Prizes olacakmış arkadaşlar. 1v1, 3v3 turnuvalar vesaire. Entry fee'ler bu token'la alınacak. Repair'lar bununla yapılacak. Engage in Vagrant Fights. Fight'lara bununla girebileceksiniz tekrar vesaire. Burada da Action'da da bunları kullanacağız. Sadece Shard'ı kullanacağımız yerler arkadaşlar aslında kutu açacağımız yerler diyebiliriz. Şimdi şöyle bir gelelim. Shard'dan bahsetmiş arkadaşlar. Shards, Equipment Shards are in-game resources. In-game işte kullanabileceğimiz bir token shardlar. PvE modunda bize yarayacak. Ve Puan Pua to receive utility box. Pua'da demin gördüğümüz zaten arkadaşlar. Burada Pua'yı nasıl alabileceğiniz, nasıl elde edebileceğinizden vesaire bahsetmiş ve nerede harcayacağınızdan bahsetmiş. Bu mühim değil, oyun içinde göreceğiz zaten. NFT kısmına geldiğimizde de hero NFT'lerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ben size bunu anlatmak istiyorum. Hero NFT'si olan insanlar ve non NFT player'lar olacak arkadaşlar. Bu Shatterpoint kırılma noktasını her zaman yaşayacak ve bu kırılma noktasını yaşadığı zaman NFT'si olmayan herkes sıfırlanacak arkadaşlar. Ama NFT'si olanlar sıfırlanmayacak diye biliyorum. O yüzden NFT'lilere böyle bir şans tanımışlar ama NFT'si olmayanlar da kesinlikle zaten kazanacaktır oyundan. Governance token diyor arkadaşlar. Bununla beraber Shatterpoint'in development'taki decision'ları, kararlara karar verebilirsiniz bu government token'la. Staking rewards olacak tabii ki. APY and NFT verecek diyor ama bu daha belli değil. Tabii ki bridge olacak. PUA dediğimiz token SHA ile alınacak vesaire. Şurada da Block Games Estoti'ye bakalım. Block Games arkadaşlar. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Çok sağlam bir firma. Estoti de çok sağlam bir firma. Beraber yapıyorlar bu oyunu. Şimdi şöyle hafiften oyuna geçelim. Evet. Oyunda bizi karşıladı bizim. Welcome diyor. Şöyle bir geçelim. Welcome context vesaire. Okey. Geç. Yeni bir hero yaratalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada da statlardan görüyorsunuz. Trevor tam eşit arkadaşlar. 20-20-20. Diğerlerinde böyle bir eşitlik göremiyorsunuz. Mesela bu adamın strength'i 30 ama agility'siyle constitution'ı 15. Ben eşitlikten yanayım. Trevor'ı alıyorum arkadaşlar. Şimdi bir play diyelim. Öncelikle sizin için bir tur normal oynayacağım. Sonrasında bizde sağladıkları demodan kaynaklı olan ödüllerle. Yani demoda istediğimizi alabiliyoruz şu anda. Biz alıp bir turda öyle göstereceğim arkadaşlar. Girmiş tarafını hiç göstermemiştim oyunu. Görüyorsunuz. Bu arada oynanış değişmiş. Oynanış biraz daha güzel olmuş. Ben onu söylemeden geçmeyeyim yani. Vallahi. Burada chestler var gördüğünüz gibi. Bu chestleri yanında durup açıyorduk. Doğru. Bakın mesela item düştü. Bu itemleri token'a da dönüştürebiliyorsunuz. Birazdan envanterisinde göstereceğim. Yalnız gerçekten oyun değişmiş. Yani önceki videoyu izleyenler bilirler. Önceki videonun hissiyatıyla şeyin hissiyatı birliği daha oturaklı gibi geldi bana. Yani karakter daha oturaklı, duruşlar daha oturaklı gibi geldi.
oynanış hassasiyetini daha da geliştirmişler. Tebrik ediyorum. Haritada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ok işareti çıkıyor. Sağda da bir main teskimiz var. Bakın bunu öldürünce main teskim done oldu. Bir asıl görevimizi bitirmiş olduk. Buradaki bu görevi bitirdikten sonra hızlı gidişi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla bitiriyorsunuz oyunu ya da şuraya girip de bitirebilirsiniz tabii ki. Bir tur devam edeceğim. Ben bir tur daha oynayacağım. Özlemişim. Bir çıksa da oynasak artık harbiden ya. Güzel oyun yani. Sardı. Sarıyı. Şöyle bunu da patlattım abi. Ne diyor bak, ranged enemies öldürdü. 4 tane ranged enemies. Nedir ranged enemies arkadaşlar? Okçu. Okçuları öldüreceğiz. Ranged. Uzaktan vuranlar. Bak çat çat vuruyor bana ona. Şu an hiçbir skillim yok bu arada aktif. Sadece normal vuruşla oynuyor. Bunlara tabii ki tuş atama vesairesi de gelir ileride. Tuş da atayabilirsiniz arkadaşlar. Tuş atayarak da oynayabilirsiniz. F'ye basarak vurmak mesela gibi düşün. Hatta şu an bile vardır belki. Deniyorum. Neyse ölmeyelim derim ayağını. Oo, patlattılar lan bizi. Daha da zorlaşmış bu arada. Ama dojlama da var. Bak şimdi dojluyorum. Dojladık. Bunları bir hoplatalım. Tamam. Yalnız bana acilinden bir HP put falan bir abicim. Oo, bir de ranged var orada. Bok yedik. Onun okunu yemeyelim de. Oy. Yedik. Kutuyu açarsak HP çıkabilir. Çıkmadı. Zorladık arkadaşlar. Böyle dortladık, ne yapacağız peki? Şimdi dortladığımıza göre arkadaşlar gideceğiz, tem geliştireceğiz. Equipment'larımızı takacağız. Mesela envanter kısmına geldiğimiz zaman bakın bunları equip diyeceğiz. Burada anlatıyor, diyor ki bak equipment'ını takıyorsun, helal sana diyor. Bu equipment'ların bazısında tabii ki bunda yoktur ama şu anda yok, evet. Bazısında skill oluyor arkadaşlar. Şöyle bunu takabiliyoruz mu? Yana takamıyoruz. Şimdi mesela diyelim arkadaşlar ben bu itemi istemiyorum, takmayacağım. Mesela tak diye yollayıp iki tane SA alabiliyorum, görüyorsunuz. Şart alabiliyorum arkadaşlar. Bu şartlarla ne yapabiliyoruz? Gidip tabii ki de kutu açabiliyoruz. Şurada ayarlardaydı. Aynen bakın şimdi. 10k ben Quantus'la şart aldım arkadaşlar. Random 10 item, random 10 tane de rune alacağım. Açayım, aslında kutudan almam daha mantıklı olur sizler için. Şöyle arkadaşlar kutu açılımına geliyorum. Mesela ne açalım? Bir legendary chest açalım. Gördüğünüz gibi bakın camel rune'ler çıktı, bu kadar. Şimdi geçip bir tane daha açalım. Bu neymiş? Bak yeni itemler gelmiş. Bu yoktu arkadaşlar. Farklı farklı itemler çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu anda artık açamam herhalde. Tamamdır. 3 kaydı anladık. Bir tane de rare chest açtım. Tamam. Şimdi envantere girelim arkadaşlar. Hatta rune'lere gireyim önce ben sizler için. Şimdi bu rune'lerde arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Bir sürü rün slotumuz var. Bu rünlerde şu anda göstermiyorum maalesef. Bazen böyle sorunlar oluyor arkadaşlar. Demo sürümünde olduğumuz için. Şimdi şunları bir merge diyeceğim arkadaşlar. Şu ikisini mesela kullanmayacağım. Şuraya da şunu seçtim. Merge dedim. Şimdi iki tane oldu. İki tane rünümüz oldu. Burada ne diyor? Dash geliyor diyor. Dash'e diyor artı vereceğim diyor. Burada da heal var. Ekstra özellik. Burada da aerial slam var. Ve shadow step var. Bunu kullanabilirim aslında. Normalde bunlara bastığınızda level atlıyor arkadaşlar bu rünler. Ama bazen dediğim gibi demoda olduğumuz için bakın gördüğünüz artı bir oldu. Şu anda şeyim yok. Token'ım yok. Bir onu da tekrar alayım. Bu Quantus'ta arkadaşlar bakın şu şardı geliştiriyorum şu an ben. Quantus'unuz olduğu sürece geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artı bir oldu. Bu rün şu anda mesela full artı full bir rün oldu benim için. Buradan çıktım arkadaşlar. Buraya bir gelelim. İtem bazlı baktığımız zaman itemlerimizde şöyle bir rare itemimiz var. Gördüğünüz gibi. Bunu takabiliyor muyuz? Bak buraya rün koyabiliyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu iteme koydum. Hadi bunu da koyayım. Gördüğünüz gibi bu itemin iki tane rün slotu var ama 32 level istiyor bizden. O yüzden takamıyoruz. Mesela bu da 32 level istiyor. O yüzden ne yapacağım ben? Tabii ki bana sağlanan şeyleri kullanacağım arkadaşlar. Bana sağlanan nedir? Level atlama. 15 level'a atladım. Şöyle bir gelelim. Level sistemi gelmiş arkadaşlar. O yüzden takamıyoruz. Bu arada kendi itemlerimi de yakıyorum arada diyecektim. Bunu takabiliyor muyum? Bunu takıyorum. Rünler diğerinde takılıydı. Tekrar bir geleceğim. Ben normal Legendary Chest'ten yine yüksekler çıkıyor. O yüzden tam bundan birazcık açıyorum. Hissizse size de göstermek amaçlı. Bakın mesela buradaki rün slotuna koyacağım. Bunu equipleyeceğim. Böyle birazcık özelliklerimiz artsın. Çünkü başka bir moda gireceğim. O moda hiç girmemiştim. Daha önce o sikirmiş modunu hiç denememiştim. Gördüğünüz gibi bu şekilde aslında hero'nuzu yükselterek, yalnız level'ı gelmemiş bu hero'nun, ondan böyle oluyor. Hero'nuzu yükselterek arkadaşlar böyle bir level daha atlayalım. Bakın mesela şuralar hepsini açtım ben daha demin. Böyle neye gelsem şuradan boss'a girelim mesela. Gelin bir boss yapalım, siz de yapabilirse tabii ki şu an karakter. Bu şekilde mesela geçemeyeceksiniz. Geçemediğiniz yerlerde de arkadaşlar ne olacak? Yükseltme gerekecek. O yükseltmeleri almak için günlük görevleri yapacaksınız ve günlük görevler haricinde de tabii ki kazanç sağlayabileceksiniz. Oyun içerisinde. Tekrar aynı tekniğin moduna girebiliyorsun. Boss'u yapamadın, öncekilere gidip oynayabiliyorsun yani görevleri yapmak adına. Şimdi bakın burada bana skill'ler geldi. Bu skill'leri hatırlayın, üründen gelmişti arkadaşlar. Yalnız bundan kaçmamız lazım. Şimdi deşim var mı? Var. Tamam.
Oo, şuradan bir deş atalım. Böyle bir claymat bir yanımızı. Allah seni kahretmesin. Kaç. Böyle bir öderme. Patlattı beni boss. Skillerimi beğenmedim. Bir de tam oturamadım. Tam oturamadım. Şimdi burada da boss gördüğünüz gibi bakın. Heh, level'ımız geldi. Bu level geldiğine göre itemler de gelir. Şöyle bir level'dan bakalım ne takabiliyoruz. Yalnız bir şey de almadık bir saniye. Birkaç tane daha chest açayım. Şimdi testlerden gördüğünüz gibi ben haftalık bir challenge yapmışım. Mesela 300 puanım geldi arkadaşlar. Şurada ne varmış bakalım. Şimdi trades'e geldik. Heh. Şimdi bak trade'e bastım. Şu anda bir tanesini açtım Kua ile. %5 chance to bleed enemy. Yani enemy kanatma %5 ihtimal veriyor. O da ona hasar veriyor. Beğenmedim. Artı 20 strength güzel aslında. Ama beğenmedim diyelim. Bakın 20 agility 10 constitution. Beğenmedim. 10 strength 10 agility hiç beğenmedim. Ama ne oldu arkadaşlar? Kitlendi. Niye kitlendi? Çünkü 3 tane zaten ben salladım ona. 3 tane yolladığım için maalesef daha da fazlasını yapamıyorum. Yani tamamen kilitlenmiş oluyor. Arkadaşlar burada da 20 level'a gelince yenisi, 30 level'a gelince, 40 level'a ve 50 level'a gelince yenisini alabiliyorsunuz. Bu da birazcık şans işi yani. Burada gördüğünüz gibi bir tanesi completed oldu. Bunu göstermiştik. Şimdi arkadaşlar daha da önemlisi şöyle bir skirmişe bakmak istiyorum ben. Önceki seferde hatırlayın biz giremedik buna. Birinci level'ını yapmak istiyorum. En azından deneyeceğim. Yapamasam bile. Skirmişi önceki demoda biz oynayamıyorduk ama bu demoda muhtemelen çözmüşlerdir. Oynayabiliriz diye düşünüyorum. Evet oynayabiliyoruz. Şimdi skirmiş modu sağ tarafta gördüğünüz gibi 0 ölü 0 lootlar var. Bu lootların rarity'sine göre ayırmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir skill'leri falan basalım. Flaming'le bombalayalım şuraya. Bakalım şimdi bak bir tane belt geldi mesela. Rare geldiği için rare kısmına attım. Ooo. Oga bu nedir? Skill'lerimiz yalnız çok çöktü gerçekten. Daha güzel bir silah almam lazım. Böyle bir bombalı yapalım. Şuradaki kutuları da açacağım. Bu arada bu modda iyi kasılır demek ki. Kova kasmak için bu modu kullanacağız bayağı. Bu neymiş? 20 tane öldür bir daha gel diyor bak. 20 tane öldürürsek bir daha açabileceğiz bu kutuyu sanırım. Burayı da aynı şekilde muhtemelen. Tamam. Kutuları da alayım. Tamam şimdi. Orada bir tane daha açıldı bak gördünüz mü? Diğer taraf açıldı, diğer taraf açıldı. Okey. Bunu da öldürdüm. Şunu tekrar açayım ben. Oo. Bunları açtıkça da enemy spawn oldu. Spawnlanıyor yani. Yaratıklar spawnlanıyor da çok kötü bir skillerimiz var. Toplu vuruş da var gördüğünüz gibi. Elimdeki silah balta olduğu için arkadaşlar genel alan vuruyor yani. Alana vuruyor. O da gerçekten güzel bir özellik baktığımız zaman. Aşağıda yaratık gösteriyor. Dur bakayım bir onlara da gidelim. O orkları da bir öldürelim. Aşağı tarafayı da keseyim. Burada açıkça çıksınlar. Orta da kesinler. Oh burada da bir plate'im var. Gördüğünüz gibi şu tarafta da var. Ona da gidiyorum. Burası da farm işte. Grind arkadaşlar. Grind kısmı. Aa bir dakika daha ileride gösteriyor. Aa bu tarafta var. Şurada hepsini bir daha alalım. Yukarıdakileri de alalım. Burada da çünkü iki tane çık. Oo. Agam burası neymiş agam? Burası olabilir. Ama, ama hepsini de zıplatırız. Gemler legendary abi. Yazın aşağı. Evet bayağı da bir buradan da aldık. İkisini bir açma şansım var mı? Yok. Keşke öyle yapsalarmış. Burada da yine 16'lık quest geliyor gördüğünüz gibi. Gidip gidip öldüreceksiniz yani. Ölene kadar bu devam. Veya sıkılana kadar devam edin. Farmınızı yapacaksınız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mod olacak yani. Yarın bir gün yayınlarda da betası çıktığında oynarız. Hero NFT'si zaten olacak bende. Keza size şöyle de bir haber verebilirim. Belki olur belki olmaz ama Discord'u takipte olun. Hero NFT'si çekilişi yapabilirim arkadaşlar. En son baktığımda 0.1 Ethereum falan da değdi. Öyle hatırlıyorum. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama Hero NFT çekilişine katılmak isteyenler de Discord'umuzu ve Twitter'ımızı sürekli takip olsunlar. Şu anda Big Time'da 5 tane Hero çekilişimiz var mesela Discord'da. Onu da bu hafta sonu hatta bugünkü yayında muhtemelen sonuçlandırır diye düşünüyorum arkadaşlar. Valla oyun sarıyor. Bakın bu sürüde loot aldım. Hala da devam ediyorum farmlamaya. Bu skirmiş bitmiyor herhalde.
şu sıfır sıfır olan şey boss muhtemelen. Bu boss'u nereden buluyoruz ama nereden çıkıyor onu da bilmiyorum. Onu da çözeriz zamanla diye düşünüyorum. Bayağı da büyük bir map. Bu map. Buranın ortası şurada bir yerde değil mi? Ortasını kaybettim. Bunu aç 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 aç. Kaç. Kaç işte aynen. Lan hayır. Dur bakayım bütün map'i toplayacağım artık tamam oldu. Keşke şu map kısmı bunda da olsaydı. Şu an neredeyim? Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? İyice kaçırdım. Şöyle bir topluyorum. Grind mantığıyla. Bu tarafta da var gelenler. Diğerleri nerede? O bayağı vardı. Ha, bir süre sonra bırakıyorlar herhalde peşi. Evet. Bir süre sonra bırakıyorlar gibi. Şöyle bir kaçış planladım. Heh, ortaya geldim. Gelemedim. Böyle biraz daha ortalığa geldim. Tamam. Bayağı da toplandı. Bunları da kesersek tamam zaten fazla yeter. Kesiyoruz çünkü sanırım. Evet. Ha, içlerinden can düştüğü için o küçük kalpler düşüyor ya, o can veriyor size. Bayağı farmınızı yaparsınız yani. Böyle ki buraya da saatlerce oturup yaparsın yani farmın. Vallahi oturup yaparsın saatlerce. Eğer ki kazancın olursa yani. Eğlenceli de. Şimdi burada göstermek için işte ölümsüz yap, enemy ölümsüz yap, player ölümsüz yap diye şeyler eklemişler bizler için sağ olsunlar. Şimdi burası haricinde, bu dünya haricinde buraya geçelim arkadaşlar. Bakın burası da yeni bir dünya, yeni yaratıklar. Bakın görüyorsunuz. Yani yeni bosslar, yeni yaratıklar oyuna eklenmiş durumda. Buranın da bir görevine bir bakalım. Ondan sonra da zaten videoyu bitiririm. Shader Point yani bomba gibi gelecek arkadaşlar. Oyun görüyorsunuz, oyun ortada yani. Oo yaratıklara bak, yeni yaratıklar çok tatlı. Yani bunlar o kadar yemiyorlar. Önceki map'teki kadar yemiyorlar. Burada bir map şeyi olabilir. Map hatası var. Sıkıntı yok. Agam. İskender agam. Oy oy oy. Ölmeyiz ama ya. İtemler de ona bazı düşüyor ama ha. Bak. Ming Suit falan düşüyor. Farklı farklı itemler düşüyor. Ben. Ne diyor? Bir tane elite enemy öldür, 23 tane diyor normal enemy öldür diyor. Bir elite enemy'ye bir bakalım o zaman. Neredesin elite enemy? Şuradan gideceğiz herhalde bu sefer. Bu map hataları olabilir dediğim gibi demo ile alakalı arkadaşlar. Aa bu elite kesin şuradaki. Bu elite abi. Hop kaçarım. Bu da normal olabilir ama çok yok normalmiş. Tamam şu anda birinci quest'i tamamladım. Şimdi bir de elit enimi öldürdüm. Beni tamamdır arkadaşlar. O da şu sağ tarafta muhtemelen. Yalnız bakın Harpy, MK falan farklı farklı silahlar var ya. Önceki demoya nazaran farklı silahlar var. Aa. Düştüm. Demodur. Olur. Olur. Demodur. Demodur. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten orayı bir tek oranın bir bölümü açık zaten gördüğünüz gibi. Demo olduğu için şey yapmıyoruz yani. Gibi arkadaşlar. Yani baksan daha çok bir sürü şey gördüğünüz gibi itemler eklenmiş. Yeni yaratıklar eklenmiş. Yeni modların da demosu sürüldüğüne göre bize ne kalıyor? Beklemek kalıyor. Çok kısa bir zamanda muhtemelen Shader Point ile karşınızda olacağız. Şunu da bir merge'leyim bakayım ne çıktı. Dash. Ooo. Shader Blaze. Yine Fire var. Aerial Slam. Keşke gerçekte olsun. Yani gerçek olsa da beta olmasa da bize de çıksa arkadaşlar. Bunun dediğim gibi NFT çekilişi olabilir. Twitter'ımızı ve Discord'umuzu takip etmeyi unutmayın. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski kendi kararıdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.